İmralı Cezaevi'nde aslında Öcalan'ın Türkiye'ye getirilip İmralı'da cezaevine konulduğu tarihten bu yana farklı bir hukuk uygulanıyor. Aslında bu hukukun nereye bağlı bir hukuk olduğunu da kimse bugüne kadar tam olarak adlandıramadı. Aslında tecrit ilk baştan itibaren uygulanan bir yöntem ama zaman zaman ağırlaştırıldı, zaman zaman daha hafifledi. Fakat son birkaç yıldır tamamen hem iç hukuka hem de uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı bir şekilde bir görüş yasağı söz konusu. Yani bunun hukukla anlatılması mümkün değil. Çünkü hukuki bir dayanağı yok. Bu coğrafyada yerleşik hukuka göre hükümlü olan yani aldıkları ceza kesinleşmiş olan insanların cezaevinde avukatlarıyla ve aileleriyle nasıl görüşebilecekleri yasayla bağıtlanmış. Yani yazılı hukuk bunu belirlemiş. Ama buna rağmen İmralı cezaevinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi iç hukukunda uygulamıyor. Hiçbir mahpusun, cezası kesinleşmiş hiçbir mahpusun yıllarca ailesiyle ve avukatlarıyla görüştürülmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tamamen hukuk dışı. Tabii ki bu Öcalan ve orada kalan diğer üç mahpusun da aileleriyle görüşememeleri büyük bir hukuk ihlali, aynı zamanda bir insan hakları ihlali ve aynı zamanda da politik bir sonucu var. Çünkü İmralı cezaevinin tamamen hayattan tamamen koparılmış olması Kürt sorununda çözümsüzlük politikasının da en açık göstergesi. Bu nedenle zaten özellikle son 10 yıldır, 9-10 yıldır büyük bir çözümsüzlük devam ediyor. Hiçbir şekilde Kürt sorununun çözümüne ilişkin talepler dikkate alınmıyor. Kürt siyasiler cezaevlerinde ifade özgürlüklerinden ve örgütlenme özgürlüklerinden yoksun bırakılıyorlar ve maalesef ki son derece kaotik bir süreç yaşıyoruz. Aslında İmralı cezaevinde sürdürülen tecrit politikası topluma da tecrit olarak yansıyor. Mesela biz avukatlar da aslında izolasyona tabi tutuluyoruz. Çünkü müvekkillerimizle görüşmelerimiz kısıtlanıyor. Bizim de mesleğimizin yapmamız önünde engeller var. Yani bu tecrit politikası aslında bütün topluma tecrit olarak varlığını devam ettiriyor. Burada bence esas tartışılması gereken durum şu. Maalesef ki bu coğrafyada kendilerine muhalifim diyen çevrelerin büyük çoğunluğu mağdur seçici davranıyor. Yani bugün İmralı cezaevinde bir hukuksuzluk olduğu son derece açık ama öznenin kimliğine bakarak kendilerine muhalifim diyen birçok çevre, siyasi parti, sendika, örgüt orayı görmezden geliyor. Oysa ki bu son derece önemli toplumsal sonuçlar doğurabiliyor bu durum. Maalesef ki bu konuda büyük bir sorun yaşıyoruz. Yani muhalefetin de bir çifte standardı var bu konuda. Sadece Kürtler, Kürt siyasi hareketi, insan hakları savunucuları İmralı'da yaşanan tecridi dile getiriyorlar. Biz İnsan Hakları Derneği olarak defalarca Abdullah Öcalan'la cezaevinde İmralı'da görüşebilmek için başvuruda bulunduk. Hiçbiri kabul edilmedi. En son İHAD ve ÖHD olarak bir metin imzaladık ve hem uluslararası kurumlara gönderdik hem Türkiye'deki iç kurumlara gönderdik. Ama maalesef bugüne kadar bir sonuç alamadık. Bir de bir taraftan şu anda bu gerekçeyle başlatılan bir aşçı grevi var cezaevlerinde ve ben son geçtiğimiz ay Diyarbakır cezaevine gittiğimde çok kararlı olduklarını ve bunların kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğurabileceğini dile getirdiler. Bu korkutucu aynı zamanda insan hakları açısından. O nedenle bence bu coğrafyada kendilerine muhalifim diyen, Kürt sorununun çözümü yönünde talepleri olan tüm kesimlerin bu konuya duyarlı olmaları gerekiyor. Bir kere her şeyden önce insan hakları savunucuları olarak bizler açısından açlık grevi bizim önerebileceğimiz bir yöntem tabii ki değil. Çünkü insan hayatını etkileyen, insan hayatını kötü
bir şekilde etkileyen bir yöntem. Ancak cezaevinde olan insanlar maalesef ki yapabilecekleri en son şeyin bu olduğunu düşünüyorlar. Bunun nedeni de dışarıdaki tepkisizlik. Yani bugün cezaevlerinde insanların bedenlerini açlığa yatırıyor olmalarının tek sebebi dışarıdaki kamuoyunun tepkisizliği ve sessizliği. İşte demin de söylediğim gibi kendilerini muhalif olarak görenlerin çifte standartları. Açlık grevi tek başına bir çözüm tabii ki getirmeyecek. Ama cezaevindekilerin isteği bu konuya dikkat çekmek. Yani bakın biz kendi canımızı ortaya koyuyoruz. Artık bir şeyler yapın anlamına geliyor. Bunu değerlendirecek kesimler ne kadar var? Bunu tartışmak gerekiyor. Yani bu coğrafyada şu anda büyük bir ekonomik kriz var, değil mi? Bu ekonomik krizin en büyük nedeni bütçenin çok büyük bir bölümünün savaşa harcanıyor olması. Ben hiçbir sendikadan bu anlamda gerçek bir karşı çıkış göremiyorum. Tek tük sesler çıkıyor. Yani savaşa karşı sendikaların tek tük bazı sendikaların sesleri çıkıyor. Ama ortak bir ses çıkartmak gerekiyor. Yani Kürt sorunu çözülmeden ekonomi rahatlamaz. Bunu her şeyden önce işçi sınıfının temsilcilerinin dile getirmesi gerekiyor. İşte bu talepler yükselirse eğer cezaevindeki insanlar da açlık grevi yapmak zorunda kalmazlar. Bu sorun bu coğrafyanın temel sorunu. Biz bu coğrafyada demokrasiyle yönetilemiyorsak, açlık sınırındaysa toplumun çok büyük bir bölümü, bunun tek nedeni savaş. Ve bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor ama susuyorlar. Bu bence çok korkunç bir şey. Yani o cezaevindeki insanlar bütün imkansızlıklarına rağmen bedenlerini açlığa, ölüme yatırmayı seçtiler. Artık bu tepkisizliğin karşısında. O nedenle hele ki bu seçim döneminde herkes bir şekilde hani hep Kürtlere yaranmak ya da onların oylarına talip olmak adına böyle daha yumuşak söylemlerde bulunurlar. Şu zamanda bile ben İmralı ile ilgili bir söz duymuyorum. Yani İmralı cezaevinde bir hukuksuzluk var mı? Var. Öznenin kim olduğunun burada çok büyük bir önemi yok. Örneğin CHP. Neden bunu dile getirmiyor? Bir hukuksuzluk var çünkü. CHP'nin de Kürdistan'da seçmeni var, değil mi? Oradan milletvekili seçtirdiler. Sezgin Tanrıkuyulu CHP'nin milletvekili olarak Kürtlerin oyuyla seçildi. Kürtlere CHP'nin bir borcu var. Aynen AKP'de olduğu gibi. AKP'nin de Kürt seçmeni var. Ve o Kürt seçmen AKP'ye oyunu verse de Kürt sorununun çözülmesini istiyor. Yani Türkiye kesimindeki seçmenle, AKP seçmeniyle bölgedeki AKP seçmeni de birbirinden çok farklı. Biz bunu biliyorsak siyasi partiler çok daha fazlasını biliyorlardır bunun. O nedenle bu sorunu çözmek zorunda olduğunu kabul etmek zorundalar. O nedenle de adım atmak zorundalar. Umarım ki cezaevlerinde artık yeni bir ölüm olmadan bu sorun çözülür. İmralı cezaevi görüşmeleri açılır. Yasaların gerektirdiği gibi. Yani biz Türkiye'den farklı fazla bir şey istemiyoruz ki kendi iç hukukunu uygula diyoruz. Yani iç hukukunu uygulamayan bir devlet aklından söz ediyoruz. O nedenle Kürt sorununun gerçek anlamda demokratik bir tartışma sürecinin açılabilmesi için İmralı'daki tecridin kaldırılması gerekiyor. 1990 yılından bu yana ben insan hakları hareketi içindeyim. Çok büyük acılara şahitlik ettik. Biz 90'larda sadece İnsan Hakları Derneği vardı. Kürdistan'da yaşanan hak ihlallerini tespit edip raporlar hazırlayan. Her ihlalde gittik, rapor hazırladık, insanlarla görüştük, başvurular aldık. Korkunç acılar yaşandı. Yani gözaltında kaybedilen insanlar, işkenceyle katledilen insanlar, yakılan köyler, o kadar büyük acılara şahitlik ettik ki ben sadece bölgedeki insanların yüzünün barış sürecinde güldüğünü gördüm. Herkes mutluydu. Hakikaten bir umut doğdu insanlar için, olabilirmiş demek diye. Demek ki olabilirdi, değil mi? Devlet haklı o dönem barış süreci gibi bir süreci devreye soktu. Demek ki olabiliyor. Yani ve bu coğrafyada hiç kimse sokaklara dökülüp biz barış istemiyoruz diye bağırmadı. AKP'lilerin kendileri açıklıyor. Halkın %80'i onay verdi bu sürece diye. Demek ki olabiliyor. Bu süreç yeniden devlet isterse başlar. Kürt halkı zaten bunu istiyor. Kürt siyasi hareketi de bunu istiyor. Bunu devlet aklının istemesi gerekiyor. Ama maalesef gördüğümüz uygulamalara baktığımızda, hele ki MHP'nin iktidarda bu kadar söz sahibi olduğunu ve bu kadar ırkçı milliyetçiliği geliştirdiğini
gördüğümüzde tabii ki geri çekiliyoruz. Bu umudun önü açılmıyor. Ama bence bunu eğer coğrafyada dediğim gibi kendilerini muhalif diyen kesimler dile getirmeye başlarsa böyle bir süreç yeniden başlayabilir. Ve bunun da önünde hiç kimse duramaz.